Herkese selamlar dostlarım biliyorsunuz yeni başlayan kullanıcılar için binance nasıl kullanılır bir eğitim serisi hazırlıyoruz arkadaşlar binance dünyanın en büyük kripto para borsası üstelik bütün kripto para borsalarını topladığınız zaman binance hepsinden daha büyük kalıyor bu yüzden önemli bir borsa bu yüzden binance ile ilgili adım adım bir kılavuz hazırlıyoruz ki Yeni başlayan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız paralarını güvensiz bir şekilde kullanmasınlar. Binance nedir, nasıl kullanılır bunu iyice öğrensinler diye bir kılavuz hazırlıyoruz. Bugünkü serimizde arkadaşlar iki faktörlü doğrulamayı gerçekleştireceğiz. 2FA diye geçiyor. 2 faktörlü doğrulama nasıl gerçekleştirilir? Bugün bunu anlatacağım. Vakit kaybetmeden videomuza geçiyoruz. <laughs> Arkadaşlar ben Monte Kripto Kontu YouTube'da sizler için kripto paralar ve finans ile ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa bize destek olmak amacıyla kanalımıza abone olabilirsiniz. Arkadaşlar bugün Binance'in 2 FA doğrulamasını gerçekleştireceğiz. Bir önceki videomuzda ne anlatmıştık? Binance'a nasıl üye olunur? Nasıl hesap açılır? Ve kimlik doğrulaması nasıl yapılır? Bunu anlattık. Eğer Binance üyeliğiniz yoksa da video açıklamasında hem %20 indirim sağlayan hem de 20 dolara kadar ödül kazanabileceğiniz bir link bırakıyoruz, oradan üye olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, bakın sol üst tarafta bir kafa sembolü var. Ben Binance hesabımı kurdum, kimlik doğrulamamı yaptım ve şu an o, o seviyedeyim, sıfır, henüz içinde para yok diye sayın. Şunu kapatalım, yeni hesabımı kurdum. 2FA nedir? Bu çok önemli bir konu. Sol üst tarafa açıyorum, tıklıyorum, bakın güvenlik. Bizim arkadaşlar paramızı güvende tutmamız lazım. Bunun için ne yapacağız? Güvenlik adımları gerçekleştireceğiz. Bakın güvenliğe tıklıyorum. Ve burada karşımda sağda iki tane arkadaşlar 2FA yöntemi çıkıyor. Bir tanesi autentikatör uygulaması, bir tanesi de telefon numarası. Şimdi özellikle Android telefonlarda zaman zaman mesaj hacklenebiliyor. Bu yüzden autentikatör uygulamasını kullanmanızı tavsiye ederim. Autentikatör uygulamasına tıkladım. Ve burayı açacağım arkadaşlar şimdi. Aça tıklıyorum. Tabi bunun için bizim bir tane uygulama indirmemiz gerekiyor. O da Google Authenticator ben burada size Google Authenticator tavsiye ediyorum. Şimdi gideceğim App Store'dan Google Authenticator'u indireceğim. Bu arada şu an izlediğiniz video ödüllü bir videodur. Videoyu beğenen, yorum bırakan, kanala abone olan iki arkadaş bizden arkadaşlar 200 TL kazanıyorlar. Arkadaşlar geldim App Store'a. Play Store'da da var aynısı. Arama butonuna Google Authenticator yazdım ve bunu burada indir çıkıyor arkadaşlar. Size i̇ndire basıp indiriyorsunuz. Ardından Uygulamayı açıyoruz arkadaşlar. Authenticator'ı indirdik artık. Tekrar nereye geleceğim? Binance uygulamasına geri döneceğim. Şimdi arkadaşlar burada Google Authenticator'ı indirdim zaten. Ardından bağlantıya tıklıyorum. Şimdi burada Authenticator talimatları diyor. Ben bu rehberi geçeceğim. Çünkü ben zaten size rehber olma amacıyla bu videoyu çekiyorum. Şimdi şu gördüğünüz arkadaşlar benim yedek anahtarım. Ne demek bu? Bu bana oluşacak kod için gerekli bir şey. Bunun ekran görüntüsünü alıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu bir bulut sisteminde saklamanız lazım. Drive.google olabilir. İşte Microsoft'un Drive olabilir ama her telefon içinde saklamayın. Neden? 2FA'nın anlamı şudur. Ben Binance'a giriş yaparken şifremi giriyorum. Eğer şifrem biri çalarsa ikinci bir koruma ihtiyacım var. 2FA bu işte. Ve bana sürekli değişen bir kod oluşturuyor bu Google Authenticator. Bu kod olmadan da Binance hesabıma giriş yapamıyorum. Şimdi diyelim ki benim telefonum bozuldu. Başka bir telefondan giriş yapmak istediğim zaman ben şifremi girerim ama Google Authenticator şifremi giremem. Bu durumda benim bu sayfaya ihtiyacım var. Ben bu sayfayı da bu telefonda bırakırsam eğer olmaz. O yüzden de mutlaka Drive'a yedeklemem lazım. Ha yani ne olur kimlik doğrulaması yaptığınız için şöyle bir rahatınız var, şöyle bir avantajınız var. Tabii ki gidip tekrar oluşturabilirsiniz ama bu da uzun bir işlem. Bu kodu kopyaladım arkadaşlar veya şu kare kodu da girebilirim. Bakın sağ altta artı var. Buna tıklıyorum. QR kodu tara da diyebilirsiniz. Kurulum anahtarı girin de diyebilirsiniz. Şimdi QR kod da benim telefonumda olduğu için tara Kurulum anahtarını girin dedim. Hesap. Buraya arkadaşlar Binance yazdım. Bir de mail adresinizi yazın. Mesela neyse onu yazın. Çünkü niye? Yarın bir gün arkadaşlar 10-15 tane autentikatör hesabınız oluyor. O zaman kafa çok karışıyor. Anahtar dediği kısmı da az önce yapıştırdığım şeyi ekliyorum. Siz şu an bu kodu gördüğünüz için de bu autentikatörü aktifleştirebilirsiniz mesela. Aynısını ekleye tıkladım. Şimdi arkadaşlar bakın en üstte artık benim kodum oluştu. Buna tıklıyorum. Bakın süre dolmadan yapıştırmam lazım. Gmail koduna göndere bastım. E-posta adresime bir mail geldi. Ardından arkadaşlar autentikatör kodunda buraya gireceğim. Autentikatöre dönüyorum. Bakın en üstte tıklıyorum. Süre bitmeden yapıştırmam lazım. Geri döndüm yapıştıra bastım. Ve gönder dedim. Şu an benim Google Authenticator'ım um kuruldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu güvenlik autentikatör ne işimize yarıyor? Şimdi para çekerken mesela autentikatör kodu istiyor. Giriş yaparken autentikatör ve e-posta kodu istiyor. Bu sayede güvenliğimizi arttırıyoruz. Peki bu kodu çalamazlar mı? Bakın bu kodlar arkadaşlar böyle 6-7 saniyede bir bir süresi var Sürekli yenileniyor. Bu sayede çalınsa bile bir, bir anlam ifade etmiyor. Ha hangi kodun çalınmaması lazım? Burada gördüğünüz şu benim yedekleme kodum. Bu kod ile bu hesabı tekrar kurabiliyorum. Google Authenticator hesabını tekrar kurabiliyorum. Bu yüzden bu Google Authenticator kodunu kaybetmeyin ve kimseyle de paylaşmayın diyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz dostlarım. Bu benim Twitter hesabım. Beni Twitter'dan takip edebilirsiniz. Duyuru kanalımızda birçok ödül paylaşıyoruz. Birçok güzel haber paylaşıyoruz. Muhakkak burayı takip edin. Aklınıza takılan bir şey olsa yorum olarak sorabilirsiniz. Serinin bir sonraki videosunda izleyerek Binance hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.